Yörük Kızının Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesle çok kolay, çok lezzetli, harika bir kahvaltılık tarifim var. 3 tane patatesimiz var. Öncelikle kabuklarını soyalım. Patatesleri çok ince ince dilimleyelim. Kalın dilimlerse patateslerimiz pişmeyebilir. O yüzden ince olmasına özen göstermeliyiz. İnceliğini şöyle göstereyim. Patateslerimizi genişçe bir kaba alalım. Üzerine geçecek kadar soğuk su dolduralım. Patatesleri biraz yıkayalım. Yıkadığımız patateslerin suyunu süzelim. Patateslerin üzerine yeteri kadar tuz, pul biber, kekik, toz biber ve biraz da köri ekliyorum. Baharat miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Üzerine 50 gram kadar kaşar peynir rendesi. En son olarak 1 yemek kaşığı da un ekliyorum. Ve hepsini güzelce karıştırıyorum. Patateslerimiz hazır olduğuna göre tavamıza dizmeye başlayabiliriz. Tava olarak yanmaz yapışmaz bir tava tercih etmeliyiz. Yoksa patatesler dibine yapışabilir ve tavanın her tarafını katı yağ veya tereyağı ile bolca yağlamalıyız. Patateslerimizi tavamıza dizelim. Yarım üst üste gelecek şekilde dizelim. Patateslerin üzerine kaşar peyniri dilimleri ekleyelim. Ve kalan patatesleri de üzerine tekrar dizelim. Bütün patatesleri dizdim. Kasenin dibinde kalan sosla patateslerin üzerine yaydım. Tavamızın kapağını kapatalım. Kısık ateşte pişmeye bırakalım. Patates yaklaşık 10 dakikadır pişiyor ama mutlaka kapağını kapalı bir şekilde pişirmelisiniz. Yoksa patatesiniz çiğ kalabilir. Ne kadar ince dilimlersek dilimleyelim, çiğ kalma ihtimali olabilir. O yüzden kapağını kapalı bir şekilde pişirmelisiniz. Alt gayet güzel kızarmış. Tavamızı önce şöyle bir sallayalım. Gördüğünüz gibi tavaya yapışmamış. Altını burada kapatalım. Üzerine de bir tabak kapatalım. Tabağın üzerine de bir bez koydum ki elim yanmasın. Tavamı ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi çok da güzel kızarmış. Tavama tekrar yağ katmıyorum. Patatesimi tekrar aktarıyorum. Kapağını tekrar kapatıyorum. Altını açıp tekrar pişiriyorum. Yine kapağını mutlaka kapalı tutmalısınız. Bu yüzden daha çabuk pişecektir, daha çabuk kızaracaktır. O yüzden daha kontrollü olmalıyız. Patatesimin alt yüzü de 6-7 dakikadır pişiyor. O yüzünü de şöyle bir kontrol edelim. O yüzde çok güzel kızarmış.
Şöyle yumuşaklığı içinde bir bakalım. Gördüğünüz gibi çatal çok rahat batıyor. Çok da güzel yumuşamış patatesler. Altını kapatıyorum ve bir servis tabağına alıyorum. Patatesi bir servis tabağına aldım ve dilimleyelim. Gerçekten yapımı çok kolay ama çok da lezzetli bir tarif. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.